Merhaba arkadaşlar. Bu YouTube olaylarında daha yeniyim. Taze sayılırım ama yazılarım var. Yazılarımda zaten gezilerin hepsini anlatıyorum. Lokalarından tut, blog sayfalarında yani projeler, videolar hepsi orada. Ama bu YouTube olayında daha yeni sayılırım. Emekleme çağındayım. Öyle diyorum ben kendim açısından. Biraz da yazıdan görsele geçeyim dedim. Biraz da YouTube çalışması yapıyorum. Evet, lafı fazla uzatmayayım. Ben Şafak Yollarda blog sayfası yazarı Şafak Omaç. Sizlere bugün rotalarımdan ve 2022 yılı planlarından bahsedeceğim. Önce rotalardan bahsedeyim. Ben rotaları nasıl hazırlıyorum, ne yapıyorum, ne ediyorum, nasıl bir çalışma düzenim var. Ondan bahsedeceğim. Ondan sonra zaten otomatikman 2022 yılında, yani bu yılın aktif planına geçeceğim. Bu arada iki tane yavru köpek geldi. Onlarla biraz oynayıştım. Arkaya bakıyorum. Her neyse, topunuyu dağıtmayalım. Evet. Rotaları ben nasıl hazırlıyorum? Ben bol stoğum var. 20'den fazla ana rotam var benim. Büyük çaplı. 1000 kilometre ve üzerinde. 1000 kilometrenin üzerinde olanları ana diyorum. Bir de orta seviye var. 500 ile 1000 arası olan bir rotalarım var. Bir de bölgesel küçük rotalarım var. Ben rotaya nasıl hazırlıyorum? Biraz ondan bahsedeyim. Kafamda belirlediğim belli noktalar var. Görmek istediğim, arzu duydum. Gitmek istediğim yerler var. Oraları bir not alıyorum. Ondan sonra başlangıç noktasında bir yer seçiyorum ya da İzmir seçiyorum. Fark etmiyor. İki rota arasında görülecek yerleri tek 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 haritada işliyorum. Ondan sonra ne görülmesi gerekiyor, neler ziyaret edilmesi gerekiyor, ne yedir, ne içilir, nasıl gezilir, onları tek tek notlarını çıkartıyorum. Atıyorum 700 kilometre rota, değil mi? Öyle bir rota çalışması yapıyorum ki. O rota çalışması dahilinde 700 kilometre diye yola çıkıyorum ama bir bakıyorsun bu 1000 kilometreyi buluyor ya da 600'e düşüyor. Etrafta görülecek yerler, ziyaret edilecek yerler var. Onları görüyorum. Yazıyorum. Hepsinin notlarını çıkartıyorum. Tek tek notlarını çıkartıyorum. Yazıyorum. Ne görmek istiyorsam, arzu ediyorsam onları tek tek ayrıntısına varıncaya kadar çıkartıyorum. Alıyorum size kocaman bir rota. Böyle 20 tane ana rotam var. Senede zaten 2 tane ana rota, 3-4 tane orta rota, bir de yavrular var, bir de bölgeseller var. Yani bir kere de çıkıp da şöyle 2 ay, 3 ay gezeyim demiyorum. Bölük bölük yapıyorum. Benim de dinlenmeye ihtiyacım var. Çoluk çocuk sahibi, torun torun sahibiyiz. 50 yaş, 56, az değil yani. Ona göre onlara da bir zaman ayırmak gerekiyor. Onlarla bir vakit geçirmek gerekiyor. Çıkıyorum, rotam da halinde geziyorum. Plan çerçevesinde hareket ediyorum. Yazılı rotalarımı gidon çantası üzerine koyarım. Bunu zaten en iyi Ferdi Kızıl biliyor. Ferdi bilir yani. Beraber çıkacağımız zaman ona da veriyorum. Nereye ne gideceğimizi biliyor zaten. GPS rotalarını da veriyorum. Bir de bak burada bu var, burada bu var. Hepsi şey. Ha, bu arada nerede kamp yapabileceğim? Muhtemel yerleri de not alıyorum. Rotam dahilinde. Atıyorum. O gün 80 kilometre mi yapacağım? Nerede kumanyamı alırım? Nerede erzağımı düzerim? Tedarikim nerede derim? Onlar bellidir. Orada yaparım. Hiç yanılmamışımdır bugüne kadar. Artı 10 kilometre çapında bir alan çerçevesi de kampımı, nokta atışı kurarım. Zaten bunun haritacılık bilgim varsa, sezgilerine güveniyorsan, bu işte tecrüben de varsa yaparsın arkadaş. Ben rotalarımı bu şekilde hazırlıyorum. Güzel rotalarım var. 20'nin üzerine dedim. Bundan sonra ya ortalar vardı. Herhalde bir 20-30 tane de onlar da vardır. Saymadım. Bölgesel küçük çaptakiler. Onlar herhalde kıyamet gibi. Bende çok. Bende rota çok. Bunların ana rotaların çoğunu da bir flash belleğe yükleyip Ferdi'ye verdim. Ferdi Kızıl'a. Bak dedim, ben ölürsem, başıma bir iş gelirse pisset kullanamazsam gidersin. Yad edersin beni, olur biter dedim. Ha, oynama yaparsın üzerine dedim. Zaten ben de
çıkmadan önce yine bir rota üzerinde çalışmayı tekrar gözden geçiyorum. Ona göre yola çıkıyorum. Kamp yeri meselesine gelince, kamp yeri meselesi nokta atışı arkadaş. İstediğim zaman, istediğim yerde, belirlediğim yerde kampımı rahatlıkla atabiliyorum. Ben biliyorum her demek ki bu işi. Yani kamp yerlerinde bugüne kadar yani %1'in altında bir yanılma payım oldu. Ya adam terle şey yürümüş, bilmem ne olmuş, zart olmuş, zurt olmuş, belediye yasak koymuş, şu olmuş, bu olmuş falan filan. Benim dışımda gelişen olaylar çerçevesinde ancak kamp yerlerinde bir yanılma payım var. O da %1'in altında. O kadar. Ama güzel rotalar yapıyorum. Ben yani kendime göre zevk alarak yol alıyorum. Ön çalışmam var. Yani sonra tekrar yol boyunca bunlar çekimleri, fotoğrafları, bilmem ne gibi analizleri var. Ondan sonra döndükten sonra blog sayfasına geçerken de tekrar canlı olarak yaşıyorum. Gerçekten de canlı olarak yaşıyorum. Güzel bir şey çıkıyor ortaya. Evet, benim rotada çalışmalarım bu şekilde. Ondan sonra gelelim 2022 planlarıma. Evet, ben diyorum fırın diyorum. Fırından sıcak sıcak çıkarttım. 2022 planım ne? 2022 yılında iki tane ana rotam var. Okkalı bir çalışma yaptım. Bir tanesini geçen sene yapacaktım. Karadeniz'deyim turu. Buna ikisi arasında yazı turu attım. Karadeniz'in turu çıktı. Onu yaptım geçen sene. Bu sene ama Anadolu'yu gezeceğim. Artı ikinci bir turum var. Toroslar'dan başlayacak. İki bir ana bir turum var. Ondan sonra iki tane orta ölçekli. Pardon kaç tane? Dört tane de ana ölçekli turum var. İki tane de daha küçük rotam var. Ben şimdi bunları bir açıklayayım. 2022'de ne yapacağım? Bu yılın ilk büyük turunu Toroslar'dan, Adana'dan başlayacağım. Toroslar'ı aşacağım. 4 günde 3 defa 2200 rakımlara çıkacağım. Ben buna yağ yakma rotası diyorum. İlk 4 güne. Vallahi kışın fazlalıklarımız oluştu. Ben bunları bir şekilde yok etmek mecbur ettim. Bayağı zorlanacak beni. İlk 4 gün. Herhalde bir 4 kilo veririm. Ondan sonra bozkırlara yayınlayacağım. Biraz bozkırlarda. Onlarda gezeceğim. Ondan sonra yine rotamı aşağı doğru şey yapayım. Torosların, kuzey torosları taraya 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 yine dağlardan taraya taraya Ege'ye kadar akacağım. Aşağı yukarı 1200 km bir rota düzenledim. Bu rotada uyum içerisinde hareket ederim. Burada bir parantez açayım. Birinci bölüm için. Ben bu planları yapıyorum, uyguluyorum. Yanımdaki kişinin de bana uymasını isterim, arzu ederim. Bana zaten kimse uymadığı için hep genelde turlara tek başıma çıkarım. Bir ferdi uyarsa uyar. İkinci büyük turum Anadolu'dayım gerçekleştireceğim. Bu Anadolu'daki turum Erzincan'dan başlıyor. Kastamonu'na gidiyor. Karasu Vadisi'ne giriş yapacağım. Karasu Vadisi'nden yine bozkırlara ve Anadolu'nun çorak coğrafyasına hareket edip oradan yine yönümü Karadeniz bölgesine kırıp Orta Karadeniz'de Kastamonu'da sonlandıracağım. 1300 kilometrelik bir rotam var. Çok zevkli. Bunun 2 yıllık, geçen sene yapacaktım, 2 yıllık bir emeğim var. Ondan sonra orta ölçekli rotalarıma gelelim. Bunu Ferdi'yle beraber yapacağız. Bir projemizden sonra, projelerimi en son anlatacağım. Ferdi'yle beraber yapacağız. Ankara'nın kuzeybatısından başlayıp Bolu bölgesinin tüm yaylaları, dağlarını dolaşarak Bilecik bölgesinde dağlarını dolaşarak Söğüt'te neticelendirmek niyetindeyiz. Herhalde 550-560 km kadar güzel bir rota. Çok canlı bir rota. Çok zevk duyarak yapacağıma inanıyorum. Ferdi de zevk duyacak. Zaten onda var dokümanları. Bu arada ikinci orta ölçekli turuma geliyorum. Geçen sene bir malumunuz Murat Dağı'nın niyetine çıktım. Eceabat'tan, Çanakkale'den, Kaz Dağları'ndan bilmem ne filan derken Murat Dağı'na tırmanmaya gittim. Zirve yapacağım. Ondan sonra bu bölgeye döneceğim. Arkadaş, bir gidişten sonra bir yağmur, otobüste kendimi şeye attım. Gediz'e oradan da tırmanacağım tabii Murat Dağı'na. Arkadaş 3 gün ya, 3 gün. Yağmur durdu yağdı. Fırtınalar esti bilmem neler. 3 gün çıkamadım. En son rotamı değiştirdim. Ulubey kanyonlarından tekrar dönüş yaparak İzmir'e geldim. Benden sonra
Ferdi başka bir rotadan gelerek Murat Dağı'na çıktı. Şu güzide armağanı bana getirdi. Bu Murat Dağı'nın zirvesinden gelmiş bir taş mercesi. Bak kurdeleler de Ferdi'nin bana hatırası olarak. Abi de sen yapamadın ama ben yaptım orasını dedi. Hayır uğurlu olsun kardeşim dedim. Bu taşı ben oraya bu sene koyacağım. Ferdi bana getirdi. Ben de bu taşı oraya koyacağım. Ferdi'nin hatırası. Bu sene Allah'ın izniyle yapmak istiyorum. Çok arzuluyorum. İnşallah da yaparız. Ondan sonra yılın final bölümlerine Batı Akdeniz bölgesi Ege'nin güneyinde yapmayı planlıyorum. Orada 2 ile 4 arasında bir rotam var. Bunlar genelde Ekim ayları ve Kasım aylarında yapacağım şey. Hele 2 tane orta ölçekli var. Bunlar ikisi de 550-550. Yani 555 liranın ayrı ayrı da yapabilirim. İkisini de birleştirirsem muhteşem bir şey çıkar. Zaten kesiştiği noktalar da var. Bunları da yapıp rezerve atarız. Yapar mı? Yaparız inşallah. Bir aksilik olmazsa Allah sağlık versin. Sağlığımızı, afiyetimiz yerinde olsun. Yapar. Artı bunun haricinde 2 tane daha. Bunlardan daha küçük ölçekli. Yine Güney Ege bölgesinde rotalarım var. Onları da yaparsam 6 tane yaptı değil mi? 2 tane ana rota. 2 tane orta baba rota. 4 tane de küçük ölçekli rota. Sezon tamamlanır. Herhalde bir 2,5 ayımı alıyor bu rotalar. Aşağı yukarı. Ondan sonra da tabii Kasım ayı sonu itibariyle de bölgesel İzmir bölgesinde bölgesel turlarıma geçiş yaparım. Olay bu. 2022 yılında yapacağım bunları. Tur alarak. Şimdi geldik işin asıl mesele. Biz proje adamıyız arkadaş. Ben 2015 yılından beri bazı projelerle uğraşıyorum. Nedir bunlar? Yakın tarihimizde ışık tutan önemli tarihsel olayların geçtiği, atamızın izlerini taşıyan yerlerde, bölgelerde projelerim var. Yakın tarihimizde ışık tutan savaş alanlarını geziyorum, anıtları geziyorum, şehitlikleri geziyorum. Buralara projeler düzenliyorum. Ben buna proje diyorum. Tur demiyorum, tur. Başka bir anlama geliyor. Özel bir şey olmuş oluyor. Proje demek, yani altyapısını çok fazla yaparak uyguluyorum. Bu projelerimde 2018'den beri de Ferdi de bana katkıda bulunuyor. Hele son zamanlarda muhteşem bir katkısı olmaya başladı. İstiklal Yolu'nun ikinci bölümünde katılarak bana muazzam bir destek olarak yanımda yer aldı. Ondan sonraki zaten 2019, 2020, 2021 yıllarında Atayolu olsun. Ondan sonra adı aklıma gelmedi. Bak kendi turumun adı aklıma gelmedi. Projemin adı aklıma gelmedi. Zafer Yolu. Evet Atayolu. Zafer Yolu. Ondan sonra geçen sene de Geri Yolu 1915'te muazzam bir katkısı oldu. Çünkü projeleri beraber hazırlamaya başladık. Güzel şeyler çıkıyor. Bu sene de İstiklal Yolu'nu Ferdi'yle beraber yapacağız. Tam özünde yapacağız. Zonguldak'tan başlayacağız. İnebolu'ya kadar sembolik olarak silahları taşıyormuş gibi mizansen yaparak geleceğiz İnebolu'ya. İstanbul'dan gelmek isterdik ki İstanbul biliyorsunuz trafiği malum. Biz Zonguldak'tan başlatalım dedik. Zonguldak'tan İstiklal Yolu'nun İnebolu'ya kadar geleceğiz. O coğrafyayı da göreceğiz. Oradan İstiklal Yolu'na işleyerek Ankara'ya geleceğiz ve projemizi Alagöz Büyük Taarruz karargahında Atatürk'ün kaldığı yerde planlarını Sakarya Muharebesi'nin planlarını yaptığı yerde bitireceğiz. Orada bitirmemizin genel sebebi de ben orasını gezdim ama biz Zafer Yolu'nu işlerken maalesef kapalı Covid'den dolayı kapalı olduğundan Ferdi işleyememişti, gezememişti, görememişti. Dışından bakmıştı. Bu sene görme niyetindeyiz. Oradan da başka bir tura geçiş yapacağız. İkinci projemiz de ilk defa yapacağız. Bunu da Ferdi bana önerdi. Ferdi tespitini yaptı. Ferdi'nin projesi bu. Ben de ona küçük çaplı bir destek olacağım. Beraber yapacağız. Osmanlı göç yolunu işleyeceğiz bu sene. İlk defa yapacağız.
Bu konuda çok harita çıkartmaya çalıştık, incelemelerde bulunduk, yazılara şey yaptık. Gerçekten yazılara ulaştık ama elimizde fazla bir done yok. Orman Genel Müdürlüğü'nün, Orman Bakanlığı'nın bazı haritaları var. Oradan yola çıkarak bir harita geliştirdik. Bunu da Söğüt'ten başlayıp İnegöl üzeri Domaneç'e geleceğiz. Osmanlı Gazi ve Ertuğrul Gazi'nin ayrı ayrı iki tane rotaları var. Ertuğrul Gazi zamanında yapılmış bir göç yolu var. Onu Osman Gazi göç yolu, yani Söğüt ve Domaneç arasında yazlık kışlık olarak gittikleri bir şey var. Osmanlı göç yolu var. Onu işleyeceğiz. Evet, iki tane de projemiz var. 2022 planlarımız bu şekilde. Projelerimizi de Ferdi ile beraber yapacağız. Turun bir tanesini de Ferdi ile beraber yapacağız. 2022'de böyle nihayete yaralayacağız. Ferdi Mayıs ayında bana çelme taktı mı diyeceğim. Yok, çelme takmaz o. Benim canım kardeşim bu. O bu hafta içerisinde, bugün ayın 14'ü, 14 Nisan. Bu hafta içerisinde İzmir'e gelecek. Benden bazı emanetleri onları alacak. Kuşadası'na geçecek. Kuşadası'na çıkıp maşallah var. Niğde üzeri, Kayseri üzeri ta Zonguldak'a kadar gelecek. Güzel bir tur yapacak. Videosunu da işlemiş, rotasını da bana gönderdi, biliyorum. Ben de Mayıs ayının ilk haftasında Adana'dan başlayıp İzmir'e kadar geleceğim. Yolda 4-5 noktada kesişiyoruz var. Yalnız benden 2 hafta önce çıktığı için herhalde yolda bir defa falan karşılaşabiliriz. Ama hatıralarımızı ve bıraktıklarımızı birbirimizi görür, birbirimize iade ederiz. Evet arkadaşlar, benim söyleyeceklerim bu kadar. Biraz rotalardan bahsettim. 2022 rota ve projelerimden bahsettim. Güzel şeyler sizlerin olsun, güzel şeyler bizlerin olsun, güzel şeyler hepimizin olsun. Evet, ben Şafak Omaç, Şafak Yollarda diye blog sayfam var. Yazılarımı orada paylaşıyorum. Şafak Yollarda diye de YouTube sayfam var. Buna YouTube'da da yeniyim. Ama orada abone olursanız beni izlersiniz. Tabi kusurlarımız var. Ben bu teknolojiye biraz yeniyim. Yavaş yavaş alışıyorum. Zamanla da geliştiririz inşallah. Olduğu kadar. Değil mi? Evet. Hayırlı günler. Bol seyirler. Bol turlar. Bol gezmeler diliyorum. Hayırlı günler efendim. Kolay gelsin. Evet.